Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. TYT'nin 11. ünitesi karışımlar ve bir karışım olan Mehmet Furkan'la karşınızdayız. 11. ünite 12. ders oluyor. Çünkü etkileşimleri 2 derse bölmüştük. Dolayısıyla 2 dersimiz kaldı. Asit, bas, tuz ve kimya her yerde. Arka taraf biraz karışık ama bu ekrana geçtiğimizde burada karışık değil. Burada biraz daha perde arkasında Mehmet Furkan görünmek istedi. Ben de kitaptan sizi takip edeceğim dedi. Buyurun Mehmet Furkan Bey. Neler diyorsunuz arkadaşlara? İlk önce babamın canlı ve bu kanalına abone olun. Bir de benim Mr. Amap isimli kanalıma abone olun. Reklam ücreti verecek misiniz bana? Bilmem. Böyle böyle bedavadan reklam olmaz. Ben de kendi kitabımdan reklamını yapayım. Almışlardır gerçi bu kampın burasına kadar geliyorlarsa. Bu muhteşem kitabı kaçırmazdır. Kitap olağanüstü evet. ama var ya. Ben yazdım diye demiyorum. Çok güzel bile ben yaptım. Resimlerini bile ben seçtim. Evet Mehmet Furkan Bey siz başka bir şey diyecek misiniz? İyi dersler. Teşekkür ederim. O zaman derse geçiyoruz. Hı hı. Konumuz karışımlar arkadaşlar. Hemen zaten Mehmet Furkan zaten yeterince biliyorsunuz. Lay laylom, lay lom lay ellerim görünüyor mu? Lay lay evet ellerim görünüyor. Biz zaten yeterince oyaladın değil mi lan? Oyaladın mı? Kim? Kim diyen? Tabii, bu konuda kim diyen her zaman sorunun muhatabıdır biliyorsunuz. Hemen karışımlara geçelim. Şimdi arkadaşlar karışımlarda daha çok koligatif özelliklerden çıksa da derişim ve türlerinden de çıkıyor. Konunun her yerinden soru karşımıza çıkıyor. Karışımlar AYT sıvı çözeltilerin temeli. Yani burada kullandığımız bilgileri AYT sıvı çözeltileri de biliyormuşuz gibi varsayıyoruz. AYT sıvı çözeltiler için karışımları çok iyi öğrenmeniz gerekli. Evet bazı noktaları tekrar ediyoruz ama genelini biliyormuşsunuz gibi varsayıyoruz. Karışımlardan soru çıkmayan başlık yok. Her başlığından her noktasından soru çıkıyor. Konunun her noktasını iyi bilirsen rahatlıkla artı bir netle sınavı geçmiş oluyorsun. Karışımlar hemen hemen ezber hiçbir yeri yok. Yani mantıkla rahatlıkla yaparsın. Konuda ne lazım bize? Dört işlem yapabilme lazım. Bir de TET karışımlar AYT'nin temelini oluşturuyor. Bunu çok iyi bilirsen AYT'de de, de seni baya baya rahatlatıyor demiştik zaten. Malum daha önce görmüştük. Bizim konumuz inceleme alanımız, alanımız maddeydi. Maddeyi ikiye ayırdık. Saf madde ve karışımlar. Saf madde element ve bileşiklerdi. Element ve bileşikleri ve bunların özelliklerini kimya biliminde görmüştük. Hani homojendir. Her noktasında aynı özelliktedir. E, tek bir taneciğin çoğalmasıyla oluşur. Fiziksel yollarla ayrışamaz falan demiştik. Bugünkü konumuz karışımlar. Yani Element bileşik olmayan her şey bizim için karışım. Bu anlamda Furkan bir karışım. Çünkü Furkan bir element değil. Bileşik değil. Karışımlar saf değildir. Az önceki ayrımda gördün. Yani karışımlar saf olmayan maddeler. Saf maddeler bir sembolü ve bir formülü olanlar. Dolayısıyla karışımların belli bir sembolleri veya belli bir formülleri yok. Farklı kimyasal türler içerirler yapısında. Farklı atomlar, farklı moleküller veya iyon içeriyorsa farklı iyonlar içerir. Karışımı oluşturan maddeler kendi kimyasal özelliklerini kaybetmezler. Yani oksijen yakıcıdır. Oksijenle oluşturduğumuz bir karışım olan hava da yakıcıdır. Yani kimyasal özelliğini korur. Fiziksel özelliği değişebilir. Erime kaynama noktası değişebilir. Çünkü karışımın oluşması ve ayrışması fiziksel. Fiziksel yollarla oluşur, fiziksel yollarla ayrışır. E bu yüzden de karışımın oluşması ve ayrışması sırasında maddenin fiziksel özellikleri değişir ama kimyasal özellikleri değişmez. Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur. Hemen hemen her oranda tuzlusu hazırlayabilirsin değil mi? Yani hani evet bir doygunluk noktası vardır ama o noktanın altında istediğin oranda hazırlayabilirsin. Bak kimyanın temel yasalarını işledik hatırla her oranda bir bileşik oluşturamıyorsun. Bileşiğin sabit bir oranı var öyle yok ama karışımı istediğin oranda hazırlayabiliyorsun. Karışımın fiziksel özelliği karışanlarının oranına bağlı olarak değişir. Yani hani tuzlu suyun erime kaynama noktası karışanların erime kaynama noktasına yani tuzla suyun oranına bağlı olarak değişir. Bileşiklerde böyle bir şey yok. Karışımların kütleleri kütlenin korunumu yasası gereği bileşiklerinin, bileşenlerinin kütleleri toplamını eşittir. Çünkü kütlenin korunumu hem fiziksel hem kimyasal olaylarda geçerli. Ama hacimde bu söz konusu değil arkadaşlar. Daha doğrusu söz konusu olmayabilir. Özellikle homojen karışımlarda ve özellikle katı sıvı homojen karışımlarında bu öyle değil. Örneğin bak bir çay aldın, çay aldın, çay aldın. Bu çayı şuraya kadar doldurduğunu varsay, buraya kadar doldurdun. Şu üstte kalan şu, şu boşluğa. Ne kadar şeker sığar diye hesaplıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 8 tane şeker sığar. Sen bunu 18 tane şeker dağıtsan karıştırmak şartıyla baktığında o boşluk duruyor. E o şekerin hacmi nereye gitti? İşte birbiri arasındaki boşlukta çözülmüyor. Daldılar. Dolayısıyla karışımlar oluşurken hacim toplamı korunmak zorunda değil. Kütle korunmak zorunda. Bunu unutmuyoruz karışımı iki farklı sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Görünümüne göre ve tanecik boyutuna göre. Görünümüne göre homojen karışım ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Heterojen karışımlar da yine kendi arasında e, süspansiyon, emülsiyon Aire sol ve e, adi karışım olmak üzere dörde ayrılıyor. Tanecik boyutuna göre ise çözelti, süspansiyon, kolloid diye 3 sınıfa ayırıyoruz zaten tabloda görülüyor. Hadi bu sınıfları tek tek inceleyelim. Homojen karışımlar isminden de anlayacağınız üzere homojen karışım bileşenleri arasında bir, bir bileşenleri birbiri arasında eşit dağılmış. Karışım tek faza sahip. Tek madde gibi görünüyor. Baktığında saf maddeden bir farkı yok. Her yerinde aynı özelliği gösteriyor. Çıplak gözle bileşenlerini göremiyorsun bekletildiğinde çökmüyor ve süzerek ayrılmıyor. Gaz ve sulu çözeltilerini süzerek ayıramıyoruz. Gaz ve sulu çözeltileri genellikle saydam. Katı sıvı gaz her halde homojen karışım olabilir. Örneğin alaşımlar katı halde. Alkol su sıvı halde. Hava gaz halde bir çözelti. Bir gazın başka bir gazla oluşturduğu bütün karışımlar homojendir. Gazlar hep birbiri arasında homojen karışır. Heterojen karışmaz. Homojen karışımların diğer adı çözelti. Tuzlu su, süzülmüş bitki çayı, şerbet, kolonya, hava, alaşımlar bunlar karışımlardan Homojen karışımlara yani çözeltilere örnek. Heterojen karışım ise bunun tam tersi. Her yerinde aynı özellik de değil. Heterojen karışım oluşturanlar bileşikte eşit dağılmadığı için genellikle heterojen karışımlar birden fazla madde gibi görünüyor. Kolayca ayırt edebiliyoruz genellikle. Bileşenlerini genellikle gözde olmadıysa çeşitli görüntüleme teknikleriyle görebiliyoruz. Bekletildiğinde çöker. Eğer içinde katı varsa süzerek ayrılır. Bulanık görüntüye sahiptir genellikle. Şeffaf değildir. Yine katı sıvı gaz herhalde olabilir. Örneğin bulut. Heterojen bir karışım. Kumlu su, duman, sis, yağlı çorba. Hı, yağlı çorba değil, yağlı su. Yağlı çorba heterojen de çorbanın kendisi zaten heterojen. Salata, toprak, süzülmemiş bitki çayı. Yakıtların suyla oluşturduğu karışım. Benzin su, mazot su, motorin su, gaz yağın su. Evet mazotla motorin aynı şey. Ayran, Türk kahvesi, meyve salatası. Heterojen karışım. Furkan Bey en sevdiğiniz heterojen karışım ne? Ayran. Ayran mı? Hı. Homojen karışımlardan en çok neyi sevdiniz? Hı, su. O su homojen karışım değil ama su saf madde. Suyun Yok, belli bir formülü suyu. var. Ha çeşme suyu olabilir. Sorularda su diye bahsettildiği bize saf madde. Tamam mı? Tamamsa geçiyorum. Tamam, geçtik. Heterojen karışımlar adi karışım, süspansiyon, emülsiyon ve e, ailesi olarak sınıflandırmıştık. Adi karışım genellikle katıların oluşturduğu karışımlar. Tuz, şeker, salata, toprak. Çözünürlük farkı yani katılardan birini çözen birini çözmeyen bir sıvı ekleme. Yüzdürme örneğin talaşta kumdur, talaş yüzer, kum batar. Eleme veya ayıklamayla karışanlarına ayrılabilir. Emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışımı. Oluşan karışımlar bulanıktır. Bekletildiğinde yoğunluğuna göre biri üstü biri alta iner. Karışanlarının yoğunluğu farklıysa ayırma hunisiyle ayrılabilir. Hep örnek verdiğimiz su zeytinyağı, yine yakıtların suyla oluşturduğu karışımlar, mazot su, benzin su, benzen su, civa su, eter su, sütün kendisi, karbon tetraklorür su, mayonez, yağ, sirke, yağ sirke karışımı, yağın kendisi değil, yağın kendisi homojen karışımıdır. Bunlar, bunlar arkadaşlar emülsiyon sevgili arkadaşlar. Süspansiyon katısı ve eterojen karışımı. Oluşan karışımlar saydam değildir. Bekletildiğinde katı ve sıvı kısmı ayrılır ile bileşenlerine ayrışır. Türk kahvesi dibinde telvesi var. Naftalin suda çözülmez. Evet suda çözülmez. Hayır lavaboya da çözüldüğü için atmıyoruz. Koku versin diye atıyoruz. Nişasta su karışımı, ayran, çorba, kan, çamurlu su bunlar süspansiyon arkadaşlar. Aerosol gazların oluşturduğu heterojen karışımlar. Katırlarla da sıvılarla da olabilir. Spreyler, hani deodorantlar, böcek ilaçları, böceklerin hasta olduğunda verdiğin. Sis, duman, tozlu hava, köpük, bulut... Bunların hepsi aerosol. Evet Mehmet Furkan Bey. Bir katının bir sıvıda çözülmeden dağılması ve dağılan parçacıkların gözde görülebilir boyutta olması sonucu oluşan karışım. Heterojen. Evet heterojen. Heterojen ama katı sıvı diyor. Katı sıvı. Heterojen katı sıvı hangisiydi? Süspansiyon. Evet. Heterojen gözde görebiliyorsak bu katı sıvı süspansiyondur arkadaşlar. Tabii ki arabadaki süspansiyonun hiç bilgisi yok. Süspansiyon. Süspansiyon nedir? Süspansiyon bir karışım türüdür. Hayır. E, arabalardaki mi? Hayır. Nedir? Eğer okulda yatılı kalıyorsan ve bu yatılı kaldığın şey çok süslü bir yerse buna süspansiyon deriz. <laughs> bir de süs pansiyon var. Bunlar sade pansiyon. Okulun kaldığın yerinin adı pansiyon. Tamam değil mi? Tamam. Bir de mansiyon var konumuzla ilgisi yok. Tanecik boyutuna göre karışımları 3'e ayırıyoruz. Tanecik boyutları 1 nanometreden küçük olanlar, 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında olanlar ve 1000 nanometreden büyük olanlar. Burada arkadaşlar 1 nanometre ile 1000 nanometre bizim görme sınırımız. Şimdi 1 nanometrenin altı artık atomik moleküler boyuta giriyor. Orada maddeler moleküler seviyede karışıyor. Dolayısıyla birbirinde çözünüyor. 1 nanometre ile 1 nanometre arası artık atomik moleküler seviyeden büyük. Aslında parçacık bu büyüklükte ise çözülmüyor. Ancak 1 nanometre bizim görme sınırımız biz onu göremiyoruz da. Yani kısacası iki madde birbiri içerisinde çözülmüyorsa fakat biz bunun çözülmediğini göremiyorsak bir teknikte bir görme metoduyla ayırmaya çalışıyorsak, görmeye çalışıyorsak buna kolloid diyoruz. Daha basit ifadesiyle kolloidler homojen görünen ancak incelendiğinde yapısı heterojen olan karışımlara verdiğimiz isim. Hemen karşılaştıralım. Bakın çözeltide dağılan tanecik 1 nanometreden küçük. Kolloid 1 ile 1000 nanometre arası. Süspansiyon 1000 nanometreden büyük. Bunları zaten söyledik az önce. Çözelti homojendir. Kolloid ise tıpkı süspansiyon gibi heterojendir. Ancak kolloidde kolloid de, çözeltiler gibi parçacıklar çıplak gözde görülmez. Bunlar çıplak gözde homojen olarak görünür. Bakın kolloidler heterojendir. Ancak tıpkı homojenler gibi çıplak gözde bunu göremezsiniz. Homojen karışımları yani çözeltileri de kolloidleri de çıplak gözde göremezsiniz. Kolloidlerin heterojen olduğu mikroskop veya işte ışığı yansıtma deneyleri gibi çeşitli deneylerle ayırt edilebilir. Süspansiyon ise böyle değil. Süspansiyonda parçacıkları çıplak gözle görebiliriz. Yine yine süspansiyonlar Bekletilince çökerken kolloidler tıpkı homojen karışımlar gibi bekletilince çökmez. Yine süspansiyonları biz süzme ile ayrıştırabiliriz. Kolloidler ise süzme ile ayrışmaz. Yani kolloidler gözde görülebildiği bütün özellikler onların homojen olduğunu gösteriyor. Ancak kendi özelliklerine baktığımızda heterojen. Örneğin çözeltiler ışığı saçmazken kolloidler Tıpkı süspansiyonlar gibi ışığı saçar. Çözeltiler tamamen atomik moleküler seviyede karışmıştır birbiri içerisinde. Çözeltiye bir ışık gönderdiğinizde olduğu gibi geçer. Kolleiklerde ise bizim gözle göremediğimiz kadar küçük tanecikler olduğu için ışık onlara çarpıp sağa sola saçılır. Anserumu, renkli cam, süt, mayonez, kolleikler örnek şekerli su, tuzlu su, gazoz, çözelti, çamurlu su, Türk kahvesi ise zaten bariz süspansiyon, heterojen katı sıvı karışımı. Bakın kolloidler, kolloidler dikkat edin. Tanecik boyutuna göre kolloidken, karışanlarının türüne göre aerosol veya tanecik boyutuna göre kolloidken, karışanlarının türüne göre emülsiyon olabiliyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Yani tanecik boyutuna göre sınıflandırması ayrı, görünümüne göre sınıflandırması, karışanlarının türüne göre sınıflandırması ayrı. Türk kahvesi süspansiyon, karıştığı telvesi bariz belli. Duman aerosol, aynı zamanda parçacıklar çok küçük Gözde göremediğimiz için kolloid. Gazoz çözelti. Gazozda kola da çok şaşırıyorsunuz. Bunların hep köpürttüğünü halini düşünüyorsunuz. Şişede markette duruyor bakıyorsun. Heterojen bir yanı yok ki. Deodorant, aerosol, doğalgaz bir gaz gaz karışımı çözelti. Kan kolloid, lehim çözelti. Yağlı boya kolloid, hava bir çözelti. Bunları bilelim arkadaşlar. Anlaştık Mehmet Furkan? Anlaştık. O zaman hadi bakalım. Birinci soru. Karışımları gördüğümle ve tanecik boyutuna göre iki farklı sınıflandırmaya tabi tuttuk. Diyor ki görünümüne göre emülsiyonken tanecik boyutuna göre kolloid. Bir defa gazoz gitti. Gazoz bir homojen karışım çünkü. Türk kahvesi gitti. Bu da süspansiyon. Biz bariz olarak heterojen olduğunu görüyoruz. Kolloid heterojen olduğunu göremeyeceğiz. Lehim de gitti. Lehim de çünkü homojen karışım. Heterojen değil. Mayonez ve duman her ikisi de kolloid. Duman aerosol yani sıvı gazın karıştığı bir kolloidken mayonez sıvı sıvının karışımı olan emülsiyon sınıfında bir kolloid. Evet süspansiyon katı sıvı. Heterojen katı sıvı. Kumsu birbiri içerisinde çözülmeyen bir katı sıvı karışımı mı Furkan? Evet. O zaman doğru. Emülsiyon çözülmeyen sıvı sıvı karışımı demek. Çözülmeyen sıvı sıvı. Alkol su çözülmeyen sıvı sıvı karışımı mı? Çözülüyor. O zaman B yanlış. Alkol su karışımı çözüldüğü için çözelti adını alıyor arkadaşlar. Salata katı katı adi karışımı mı? Evet. Evet. Kan, kanserumu, kolloid söylemiştik. Sinek ilaçları, Deodorantlar, basınçlı tüpteki şişedeki malzemeler aeresör olduğunu yine söylemiştik sevgili arkadaşlar. Şimdi soru bize süspansiyonlarla kolloidlerin ortak özelliğini soruyor. Bakın süspansiyon da kolloid heterojen ama süspansiyonlar heterojen olduğu bariz belliyken kolloidi biz gözde homojen olarak görüyoruz. Süzdüğünde ayrılmıyor, bekletilince çökmüyor. Yani homojen karışımların özelliğini gösteriyor. Bakalım hangisi homojen görünümlüdür bu kolloide ait. Süzgeç kağıdıyla ayrılır, süspansiyona ait. Bekletilince çöker, süspansiyona ait. İkisi de heterojen, tanecik boyutu binden büyüktür, süspansiyona ait. Cevap Denizli. Diyarbakır, Danimarka, Daskırı, Dinar. Şimdi gelelim Şimdi heterojenler bu kadar arkadaşlar. Heterojende bir ayırma yöntemleri ileride göreceğiz. Heterojenin çok fazla bir özelliği yok. Çözünme süreciyle beraber homojen karışımlara biraz bakacağız. Şimdi çözünme nasıl oluyor? Çözünen ve çözücü önce kendi moleküllerinden uzaklaşıyor. Çözünen tanecikler ve çözücü tanecikler birbirinden uzaklaşıyor. Bunlar uzaklaştıktan sonra çözünenle çözücü birbiriyle yeni bağ oluşturuyor. Çözünenin çözülenden uzaklaşması, çözücünün çözücünden uzaklaşması enerji gerektiren bir işlem. Bunun için maddeye enerji veriyoruz. Ancak çözünenle çözücü birbiriyle bağ yaparken bize enerji veriyor. Bu da olayın enerji alan mı, enerji veren mi olduğunu gösteriyor aslında. Burada çözünenle çözücü birbirine çok sıkı sıkıya bağlanıyorsa, bu etkileşim çok sağlamsa çözülme de çok iyi oluyor. Bu etkileşimin sağlam olması da taneciklerin türlerine bağlı. Taneciklerin molekül türleri birbirine benziyorsa birbirleri arasında daha sağlam, daha güçlü bağlar yapıyorlar. Dolayısıyla çözülme daha iyi gerçekleşiyor. Bu yüzden de biz buna benzer benzeri çözer diyoruz. Yani polar madde, polar maddeyi Apolar maddede apolar maddeyi çözer. Eğer maddelerden biri polar, biri apolarsa bunların birbirinde çözülmesi beklenmez sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Burada dikkat etmeniz gereken iyonik yapılı bileşikleri, iyonik yapılı bileşikleri polara polar diye ayırmamıştık. İyonik yapılı bileşiklerde de polar çözücülerde iyi çözülür. Bir de bir de bir de bir de neyi Bir de e, konu etkileşimlere de bağlı anlamışsınızdır. Yani polarlı kapolarlı iyi bilmeniz lazım. İyon polar hatırlayın. İyonik bileşikleri kısaca iyon, polar bileşikleri kısaca dipol diyorduk. İyonu polarda çözerseniz arasında oluşan etkileşimi iyon dipol etkileşimi. ve polara dipol diyorsak polar polar arasında oluşan etkileşim dipol dipol etkileşimi ama İkisinde hidrojen bağı varsa burada hidrojen bağı oluşma ihtimali de var. Apolar polarda dipol indüklenmiş dipol etkileşimi sırası önemli değil arkadaşlar. Kimi önce yazdığınızın bir önemi yok. İyonik apolarda iyon indüklenmiş dipol etkileşimi. Apolar apolarda da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London etkileşimi var. Burada arkadaşlar burada iyon indüklenmiş dipol ve dipol indüklenmiş dipol kuvvetleri çok zayıf olduğu için bu iki maddenin birbiri içerisinde çözülmesi çok beklenmez. Bakın kesin çözülmez demiyoruz. Çözülmesi beklenmez diyoruz. Hani çözünebilir de çok beklediğimiz bir şey değil. Zaten ÖSYM'de bu soruları sorarken hangisi çözülür, hangisi çözülmez demiyor da hangisinin çözülmesi beklenmez diyor genelde. Bu sorularda doğrudan ne lazım? Etkileşim bilgisi lazım. İkiden fazla atom içerenler polardı. Merkez atomu bor ve karbon olanlar apolardı. Bahsetmiştik. X1, Y1 şeklinde olanlar polardı. Hangisinin suda çözülmesi beklenir diyor. Su da yine polar bir madde. Dolayısıyla polar olanların 1 ve 3'ün suda çözülmesi beklenirken 2'nin suda çözülmesi beklenen bir şey değil sevgili arkadaşlar. Hangisi su ile iyon dipol oluşturur arkadaşlar? Dipol polar demek. Bakın buralar artık doğrudan etkileşim. Yani kimyasal türler arası etkileşimi iyi öğrenmediysen burada yanılıyorsun. Burada yapamıyorsun. Yani sana hep şunu diyorum ya bir konuyu iyice öğren. Çok soru çöz sonra geç. E, su ile çözüldüğünde iyon dipol etkileşimi oluşması için suyun kendisi polar. O zaman çözdüğümüz maddenin iyonik olması lazım. İyonikleri nasıl ayırt ediyorduk? İçinde metal olması lazım. Hocam metalleri nereden bileceğiz? Bilmeyeceğiz. A metalleri bileceğiz. Hop CNS, flor, klor, bromiyot, a metal. İçinde hop CNS, flor, klor, bromiyot olmadığı için potasyum metal. Dolayısıyla KBR iyonik. Su da çözülünce arasında iyon dipol etkileşimi oluşur. Tamam mı Furkan? Tamam. Çözülen taneciklerin Su molekülü tarafından çözülmesini hidratasyon, hidra su. Hidrat suda çözülme, su tarafının etrafının sarılması. Solvent de çözücü, başka bir çözücü tarafından çözülmesine de solvatasyon, çözücüde çözülmüş anlamında kullanıyoruz. Anlaştık değil mi? Yağ lekesini temizlemek için benzin kullandığımızda Sayın Mehmet Furkan, suda mı çözdük, başka bir çözücüde mi çözdük? Başka bir çözücüde. O zaman bunun adı solvatasyon. Peki sulu boya fırçasını suyla temizledik, suda mı çözdük başka bir çözücüde mi? Bu da. O zaman bunun adı hidratasyon. Hidratasyon. Peki ojeyi asetonla temizledik sayın Mehmet Furkan Başka Bey. Benim. Çözücü de. O zaman bunun adı solvatasyon. Yani. Hemen anneni buradan ifşa edelim. Buradan <laughs> sorunun cevabının 1 ve 3 olduğu anneni ifşa ettik seninle karışırken. Bir diyeceğiniz var mı sayın Halime Özdemir hanımefendi? Allah kolaylık versin. Amin amin. Çocuğumuz ders çalışıyor şimdi. Aa, Kendi dersine çalışmıyor. Gözlerim yaşardı. Oh. Annem annem. İki sene sonra bunları annem. göreceğiz diye. Hı -hı. Annem. Aferin bedavadan ders dinle çocuğum. <laughs> <laughs> dinle annem. Evet bu sevgi gösterisinden sonra cevabın bir üç olduğu. Solvatasyon <laughs> Ha hidratasyon diyor. Solvatasyonu sormuyormuş. Yalnız iki oldu <laughs> dolayısıyla. Altının cevabı. Devam ediyoruz. Evet Sayın Mehmet Furkan Bey bu soruyu da size soruyorum. Bir maddenin başka bir madde arasında eşit dağılması sonucu oluşan homojen karışımlara ne isim verilir? Çözelti. Evet homojen karışımların genel ismi çözelti sevgili Mehmet Furkan Özdemir. Geldik çözülme türlerine. Arkadaşlar iki türlü çözünmemiz var. İyonik çözünme ve moleküler çözünme. İyonik katıların çözünmesi sırasında iyonlar birbirinden uzaklaşıyor ve su bu iyonların etrafına sarıyor. Bu durumda iyonlar serbest hareket etmeye başlıyor. iyonlar serbest hareket ettiği için de bu çözeltiler elektriği iletiyor. Kimler bunlar? İyonik katlar olduğunu söyledik yani tuzlar. Bunların dışında yalnız asitler de elektriği iletir. Asitlerin de suda çözülmesi. Asitlerin kendisi iyonik bağlı maddeler değildir. Ama suda iyonik olarak çözülürler. bazılar zaten iyonik madde. Kısacası asit, baz, tuz suya atıldığında iyonlarına ayrışır. Ve bunların sonucu özellikler elektrik Bunun dışındaki çözülme moleküler çözünmedir Bunlar suda iyonlarına ayrışmadan çözülür. Bunlar elektriği iletmez. Anlaştık değil mi? İyonik çözülen maddelerin pek çoğu suda çözüldüğünde tamamen iyonlarına ayrışır. Yani tuzu suya attın. Suyun içinde aslında hiç tuz yok. Hiç NaCl yok. Tamamen Na ve Cl olarak iyonlaşıyor. KNO3 tamamen iyonlaşıyor. Ancak Zayıf asit ve zayıf bazlar suda tamamen iyonlaşmıyor. Yani biz suya 10 tane HF molekülü attığımızda dokuzu HF birimi olarak hasta moleküler olarak çözünüyor. Sadece bir tanesi iyonlaşıyor. Bunun gibi az iyonlaşan maddelerin denklemini görmek için çift yönlü ok kullanıyoruz. Yani tek yönlü ok varsa %100 iyonlaştı. Çift yönlü ok varsa az iyonlaştı. Az iyonlaşanlar elektriği de az iletiyorlar. Çünkü az iyon içeriyorlar. Çok iyonlaşanlar elektriği az iyonlaşanlara göre daha çok iletiyorlar. Bunu unutmayın. Asit baz veya tuz özelliği olmayanlar moleküler olarak çözünüyorlar. Tabi asit baz tuzu bir sonraki ünitede asit baz tuzda daha ayrıntı işleyeceğiz. Şu an asit baz tuzda çok iyi olmayanlar var. endişelenmesinler Burada genel mantığı öğrensinler. Asit baz tuz iyonik diğerleri moleküler. Zayıf asitse az iyonlaşıyor. Kuvvetli asitse çok iyonlaşıyor diye. Bunu öğrensinler. Asit baz tuzu bir sonraki ünitede göreceğiz. Bu bileşiklerin asit baz tuz çözeltisi, asit baz tuz özelliği olmayan maddelerin suda çözülmesi moleküler. Bunların çözeltilerinde çözülen maddeler bağımsız moleküllerdir. Yani örneğin alkol direkt alkol molekülleri arasında suyun moleküllerine dağılır. Yani C2H5 OH1 olarak ayrılmaz. Şeker direkt moleküler olarak dağılır. Bunlar iyonlarına ayrışmadığı için yani hareketli yüklü tanecik içermediği için bunların sulu çözeltileri elektriği iletmez arkadaşlar. Hangisinin çözünme türü diğerinden farklıdır? Bakın, NaCl tuz, iyonik çözünür. İyonik çözünür HCl asit, baz KOH iyonik çözünür, MgCl2 tuz. CH3Cl -E ise organik bir madde, polar bir madde. Metil klorür diyoruz biz bunu organik kimyada. 12'ler öğrenecek. Eee AYT seçmeyenler ismini öğrenmeyecek ki çok da lazım değil. Yani polar suda çözünür ama iyonik çözünmez çünkü asit değil, baz değil, tuz değil. Bakın HCl -E, Suda çift yönlü okla ok çözünmüş. Çift yönlü ok varsa bu zayıf asit veya zayıf bas. Hn asit de asit olduğunu biliyoruz. Hani bilmeyenler için dedim. Çift yönlü ok varsa az yonlaşıyor. Molekül yapıları suya benzemediği için suda az çözünür. Hayır suda çözünür, az yonlaşır. Heterojen falan değildir. Bunlara kolloid değil çözelti adını verilir. Az yonlaştığı için elektriği az iletir. Çözünürlüğü tamamen iyonlara ayrışanlardan daha azdır diye bir şey yok. Öyle, çözünürlükle ilgili bir şey değil yonlaşma arkadaşlar. Çok çözünen de az yonlaşabiliyor. Öyle bir şeyimiz yok. Suyla homojen karışım oluşturur. HCl su suyla homojen karışım oluşturur. d 2 h 5 o homojen karışım oluşturur. CCL4 heterojen karışım oluşturur. Bundan 3'ü eledik. 3 apolardır. Apolar maddeler üstü çözülmez. Elektrik akımını iletmez. HCl asit iletir. C2H5OH iletmez. Dolayısıyla yalnız 2 olabilir bu sorunun cevabı sevgili arkadaşım. Elektriği ileten çözeltilere verdiğimiz genel isim elektrolit arkadaşlar. Elektrolit elektriği ileten çözelti demek elektrolit içinde iyon içeren çözelti demek. Gelelim çözülmüş madde oranını belirten ifadelere. Matematikten de biliyoruz. Matematikten özellikle bilenler çok şey yapmayacaktır bunda. Zorlanmayacaktır. Hatta matematikten çok iyi yapıyorum diyorsan konunun bu kısmına geçebilirsin de. Hacimci yüzde de özel bir püf noktası var. Ona bak yeterli. Kütle cüzdenin matematikten hiçbir farkı yok. Çözülenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 100 formülle de yapabilirsin orantıyla da. Farklı çözeltileri karıştırıyorsan birincinin yüzdesi, birincinin kütlesi, ikincinin yüzdesi, ikincinin kütlesi kaç tane varsa son yüzde toplam kütle yapıyoruz. 12 gram tuzla hazırlanan 40 gram çözelti. Çözünenin kütlesi bunu toplam kütle çarpı 100 dediğimizde sorunun cevabı %30 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Gayet kolay değil mi? Bir miktar şekerin 40 gram suda çözülmesi sonucu oluşan çözeltide kütlece %20 şeker çözüldüğüne göre. Bakın formülle yapabilirsin. Şekerin kütlesine x dedin. Çözeltinin kütlesi x artı 40 çarpı 100 eşittir 20 diyebilirsin. Veya şöyle diyebilirsin. 40 gram suda çözdün. Çözeltinin kütlece %20'si şekerse çözeltinin %80'i sudur. %80'i 40 gramsa %100'ü kaç gramdır dersin. Sorunun cevabı. 50 olarak karşına gelir yani formülle de yapabilirsin bununla da yapabilirsin hiçbir sıkıntı yok bir beherde 30 gram kütücü 120 tuzlu su var bu çözeltiden olan 20 gramlık bir örnekte kaç gram tuz var şimdi arkadaşlar bakın bir çözelti hazırladıktan sonra bu çözeltiden 10 20 veya 100 mililitrelik küçük küçük parçalar aldığında bu çözeltinin derişimi değişmez derişimi aynı kalır Derişimin değişmesi için bunun tuzlu su olduğunu düşünelim üzerine suya tuz eklemen lazım hazırladığım tuzlu su şekerli su bunu getirdin. Bundan şu bardağı boşalttın. Bu iki bardağın tadı farklı mı? Tadı farklı mı Furkan? Değil değil mi? Hayır. Değildi. Değil. Konuş seni göremiyor olur. Dolayısıyla arkadaşlar, derişim dediğin şey şekerli suyun tadıdır. İçindeki şeker oranıdır. O tadını değiştirmediğin hiçbir şey, onun derişimini değiştirmez. Dolayısıyla sen bir çözelti hazırlayıp bu çözeltiden 20 gram örnek aldığında bu halen kütlece %20'lik. Anlaştık değil mi? Ne kadar tuz var? E 100 gramda 20 gram tuz varsa 20 gramda kaç gram tuz var dersin? 4 gram çıkar. Formülden ne yapabilirsin? Tabi %20 eşittir. Çözünenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 100 olarak da yapabilirsin. 60 gram %40'lık şekerli su çözeltisine 20 gram su eklenirse yüzde derişimi kaçlık olur? Formülle de yapabilirsiniz. Şöyle de %40'lıksa 60'da kaçlık dersin? 24 gram şeker varmış burada. 60'tan 24'ü çıkardığında 36 gramda su varmış. Ne yaptık biz buna? 20 gram su ekledik. E şeker miktarı değişmedi. 24. Böyle toplam kütle. 60-20 daha 80 gram oldu 24 bölü 80 çarpı 100 çözünen bölü toplam çarpı 100 dediğimizde yüzde 30'luk olur dördüncü sorunun cevabı sevgili arkadaşlar x katısıyla hazırlanan 80 gram kütücü yüzde 15'lik soru çözültüye 20 gram x katısı ekledik güzel 80'in yüzde 15'ini alacaksın yani yüzde 15 ise 80'de kaç diyeceksin yüzde 15 ise 80 12 gram eder ve 12 gram ne var bu 12 gram x var. Ne olduğunu söylememişiz. 80'den 12'yi çıkardığımızda 68 gram su var. 20 gram x katısı ekledin ve tamamını çözdün. Şimdi 32 gram var. Toplam kütle kaç oldu? E toplam kütle 100 oldu. E %32 32'lik o zaman hiç işlem yapmaya gerek kalmadı yani sorunun cevabı 32. Tamam değil mi? 85 gram yüzde 40'luk katı sıvı karışımda 17 gram su buharlaştık yine bakın 85'in yüzde 40'ını alacaksın yüzde 40'sa 85'te kaç dediğinde 34 çıkar bunda 34 gram Şeker var ne var ne varmış Katı, katı var yani katının ne olduğunu söylememiş 85'ten 34'ü çıkardığımızda 30 çıkardığımızda 55 4 çıkardığımızda 51 gram da Su var sevgili arkadaşlar 17 gram suyunu buharlaştırırsan 17 gram suyunu buharlaştırırsan bu 34 gram olur ama 51'den 17 çıkarırsan 10 çıkarırsan 41 7 çıkarırsan kaç olur 41 ee, 34 34 44 51 Evet aferin a 34 34 yüzde 50'si su yüzde 50'si şekermiş direkt yüzde derişimde rahatlıkla bulundu oha sayı hoca sayılır falan çok iyi ayarlamış ha farkında mısın Furkan Evet Böyle 34 17 falan çıkınca sanki çıkmayacakmış gibi de çok güzel çıktı. Yine 70 gram bir çözeltimiz varmış. Bunun %20'si yani %20'si 70'te kaç derseniz 14'ü şeker. 70'ten 14 çıkarırsak 56'sı suymuş. Buradan 40 gram su bağırlaştırdık yani 16 gram su kaldı. Bu sırada 10 gram da şeker çökmüş. 4 gram şeker kalmış. Yani toplam 20 gramın 4 gramı şeker. O zaman yüzde kaçı şekerdir dediğimizde Çözeltinin kütleci %20'si şekerdir sevgili arkadaşlar. Nasıl? Alıştırmaları ben sevdim yani. Oha devam ediyor. Ne güzel bir sürü alıştırma koymuş Sait Hoca. X maddesiyle hazırlanan 60 gram %20'lik çözelti ile 140 gram. ama bu kolay. Birincinin kütlesi çarpı birincinin yüzdesi. Artı ikincinin kütlesi çarpı ikincinin yüzdesi. Eşittir son yüzde çarpı toplam kütle oluyor. 12 oradan gelecek. 14, 28, 56 oradan gelecek. 56, 12 daha. Ee, 66, 68. 2'ye böl. 34 çıkar. Bu soruda yüzdesi. Yüzde 34'lük çıkar. Şöyle düzgünce yapalım. İşlem yapamadıysan hani o senin, senin sorunun. Y maddesiyle iki hazırlanıyor. A yüzde 30'luk 300 gram. B yüzde 50'lik 300 gram. A çözeltisinin yüzde 50'si. Yani 300'ünü değil 150'sini alıyoruz. Hatırla. Bir çözeltinin yarısını almak yüzdesini değiştirmez. Halen yüzde otuzluk yüzdesinin de yarısını hazırlay alanlar var. Sen bir bardak şekerli su hazırladın. Yarısını içtin diye tadı değişmedi. Şeker oranı neyse yarısının da şeker oranı. B çözeltisinin yüzde yirmi beşi. İki yüzde yirmi beşi arkadaşlar. Bunun da 50'sini aldık. Boş bir kapta karıştırdık. Birincinin yüzdesi 30 Kütlesi 150 İkincinin yüzdesi 50, kütlesi 50. Eşittir son yüzde çarpı toplam kütle dediğimizde 25 oradan geldi, 45 oradan geldi. Bir 2 0, 2 0 sildik. Evet. 45, 25 daha. 55, 65, 70 oldu. 2'ye böldük. 37 buçuk oldu eğer yanlış işlem yapmadıysam. Bir dakika. 25 B çözeltisinin %25'ini 50'sini aldık. Onun 150'sini aldı, Toplam çözeltimiz 200 oldu. 3, 15, 45 45-25 daha 70-60 değil 70-72'ye böldük. Evet kütlece %35'lik oldu. Böyle ufak tefek işlem hatalarımız oluyor aklımızdan yapınca. Elden de rahatlıkla yapabilirsiniz ya. Şu iki 0 gidiyor minik kuşlarım. Oradan hızlı yapıyorum. %40'lık M1 gram. Bakın burada şöyle yapabilirsin. Birincinin yüzdesi çarpı birincinin kütlesi artı. ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi. Eşittir son yüzde çarpı toplam kütle yaparsın. Buradan M1 bölü M2 oranını bulursun. Ama bunun şöyle bir kısa yolu var. Bu sorulara özel. %40'lıkla %20'liği karıştırıyoruz. Birini üstte birini alta yazdım. Son durumda olması gereken çözeltiyi de ortaya yazıyorsun. 28. 40 ile 28'in arasındaki farkı alıp aşağıya yazıyorsun. 40 ile 28 arasındaki fark 12. 20 ile 28 arasındaki farkı alıp yukarıya alıyorsun. 8. Mutlak değeri. Büyükten küçüğü çıkar her zaman yani. Şimdi burada mantık şu arkadaşlar. 40'lıktan 8 gram alırsan. Yani bu bizim m1'imiz olursa. 20'likten 12 gram alacaksın. Bu da M2 olacak. Dolayısıyla M1 bölü M2 8 bölü 12'den 4 ile sadeleşirse 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Kütlece %40'lık 100 gram şekerli suyun üzerine %20'lik 100 gram tuzlu su eklenirse son çözeltideki şekerin yüzde derişimi ayıks ayıks bu tuzlu şeker. Buradaki tuz miktarı seni ilgilendirmiyor. Kütlece yüzde 100 gram şeker üstünde 40 gram şeker var. Dolayısıyla son durumdaki şeker kütlen 40 gram. 40. Şeker 40. Çözeltinin toplam kütlesi de 200 gram. Çözünen bölü toplam çarpı 100 dediğimizde son durumda şeker oranın yüzde 20 çıkıyor. Ayx. Ayx. Tuzu toplam kütleye alacaksın ama çözülen kütlesini almayacaksın. Çünkü sana neyi soruyor? Şekerin kütlece yüzdesini soruyor. Anlaştık değil mi? Arı bir katı kullanarak iki ayrı çözelti hazırlanıyor. Birinci çözelti m gram katı ve v litre sulu çözelti. İkinci çözelti 3 v litre ve 2 m. Tamam. Yani oran olarak burada da 3 v de 3 m çözülmüşsün. Bu daha derişik. Bunda çözünen madde oranı daha fazla. Burada 3 v de 2 m, burada 3 v de 3 m. Birinci çözelti daha derişiktir. Evet. Çözeltide çözünen madde miktarları aynı değildir. Birinde en birinde hem çözdük. Derişim farklıysa çözeltilerde yoğunlukta farklıdır arkadaşlar. Söylediğimin tersini işaretledim birazcık. 1 3 doğru. 10. sorunun cevabı D seçeneği. Anlaştık değil mi? %6'lık 50 gram şekerli suya %6'lık 50. 50'nin %6'sını aldırsan 3. Burada da geriye kaldı 47. 38 gram su. Ve 12 gram şeker ekledin o zaman çözeltinin kütlesi şey çözülen maddenin kütlesi 15 oldu. Çözeltinin toplam kütlesi de 50, 38, 12'den 100 oldu. Dolayısıyla çarpı yüzde dediğimizde çözünen böyle toplam çarpı yüzden sorunun cevabı %15'lik oluyor sevgili arkadaşlar. Kütleci %70 su içeren 400 gram. %70'i suysa %30'u madde 400'ün %30'unu alırsak 120 çıkar %30'sa 400'de kaç dediğimizde? Bence açık uçlu böyle bir soru soracaklar. Bak ben net diyorum. Hacim cüzde aynısı çözünen bölü toplam burada hacim kullanıyorsun. Yani üstü mililitre kullanırsan 66'da mililitre veya litreye litre santimetre küpe santimetre küpe. Aynı birim kullanman yeterli. 40 alkol 50 kolonya çözünen bölü toplam çarpı 100. Yüzde 80 demek ki 12. sorunun cevabı D seçeneği. Kütle yüzde 40x bulundururken hacimce yüzde bulunuyor. O zaman 40 gram x varken 60 gram da y var. Buna karşılık 50 mililitre y varsa 50 mililitre de x var. %50'ye %50. O zaman x'in yoğunluğuna 40 bölü 50 dersek bölü y'nin yoğunluğu da 60 bölü 50 eder. 50'ler sadeleşir. 4 bölü 6. 2 bölü 3 olarak karşımıza gelir. Anlaştık değil mi? Ne? Olmadı mı? Kütleler ve hacimler farklı cinsten mi Kafadan mı attık Evet kafadan attım Çözdüm doğru çözdüm ne 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 Tamam tamam bir daha çözeyim tamam Şimdi başlangıç karışımımız 100mg olsun Başlangıç çözeltimizin hacmi de 100v litre olsun O zaman 100m'in içinde 40mg x var 60 M gram y var 100v litre çözeltide de 50v litre y var 50 V litre X var. O zaman X'in yoğunluğu 40 M bölü 50 V oldu. Bölü Y'nin yoğunluğu 60 M bölü 50 V. Bak M ve V'ler zaten sadeleşiyor. Yani burada X'in ve Y'nin yoğunluğunu bulamam aslında. X'in yoğunluğu 40 M bölü 50 V. Ne bileyim kaç? Ama oranını bulabilirim. Oranını sormasaydı bulamazdım. Anladın değil mi? Şimdi burada hacimci yüzde de sadece kütlece yüzdeden farkı bu. Arkadaşlar çözeltiler hazırlanırken hacimde toplamda azalma oluyor. O yüzden, o yüzden hacimce, hacimce yüzde yirmilik kaç olsun? 60 mililitre alkol su karışımını yüzde yirmisi alkol olsun. 60'ın yüzde yirmisini aldın. 12 mililitre alkol geri kalan 48 mililitresi su diyerek hazırlayamazsın. Bak İşlem sorusunda bunu yaparsın. Su miktarı ne kadar diyorsa ve işlem soruyorsa 48'dir. Ama yorum soruyorsa bu çözeltiyi nasıl hazırladın diyorsa böyle hazırlayamazsın ki bunu hem MSÖ'de hem TYT'de sordular arka arkasına. Nasıl hazırlayacaksın? Şöyle diyeceksin buna. Diyeceksin ki diyeceksin ki inşallah silgiyi bulup silebilirsem yazacağım da. 12 mililitre alkol alırım. Burada bir sıkıntı yok. Yalnız Hacimci yüzde çözeltinin toplam hacmine göre hazırlanmıştır. Ve 12 alkolle 48 suyu karıştırdığında 60 etmiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü hacim toplamda azalıyor. E ne diyeceğiz? 12 mililitre alkol alınır. Üzerine, üzerine çözelti hacmi, çözelti hacmi 60 mililitre olana dek su eklenir diyeceğiz. Yani çözeltinin toplam hacmi şu olur ifadesini kullanmazsan Hacimce yüzde yanlış olur. Çünkü birbirinin molekülleri içinde dağılıyorlar. Birbirinin boşluğuna dolduruyorlar. Anlaştık değil mi? Bunu unutma. Yorum sorularında çok önemli. Hem MSÜ'de hem TYT'de sordular. E bir daha da sorabilirler demek ki. Şimdi bakın. Bu bir yorum sorusu. Bu bir işlem sorusu değil. Ve sana hacim toplamı kurunu diye bir şey söylememiş. Dolayısıyla 40 alkolle 60 suyu birleştirdiğinde 100 mililitre oluyormuş gibi düşünmeyeceksin. İşlem sorusuysa böyle düşünebilirsin. Çünkü başka seçeneğin yok. Başka işlem yapma seçeneğin yok ki. O sorularda soru, ÖSYM tarzı sorular. Ben kitapta bazen unutmuş olabilirim. Var mı bende öyle soru bilmiyorum. Hacimlerin toplamı korunmaktadır diye sana belirtiyor zaten. Burada öyle bir belirti yok. Dolayısıyla evet alkol su homojen karışım oluşturur. Herhangi bir sıkıntı yok. Alkol su birbiri içerisinde homojen karışır. Ama hacimce yüzde kaçı alkol bilemezsin. Çünkü bu karışım 100 gelmez. Bu karışım yüzden küçük gelir. Kütleceyi zaten bilemiyorsun çünkü alkolün yoğunluğu yok elinde. 40 mililitre alkol kaç gram biliyor musun? Bilmiyorsun yani böyle bir şey yok. Anlaştık değil mi? Yorum sorusuna çok 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 dikkat. Şöyle şuraya yine tahriş edici ifademizi koyalım. Buna lütfen dikkat edelim. Anlaştık mı? Tamam. 16 mililitre etil alkol 30 gram suyu karıştırdık. Alkolün hacimci yüzdesini soruyor. Bakın ne demiş? Toplam hacmin korunduğunu varsayacağız. Şimdi bu gram hacimci yüzdeyi sorduğu için hacme çeviriyorum. Alkolün yoğunluğu 0.8 eşittir. M bölü V dediğimizde V buradan şuradan oraya gelirse 20 mililitre geliyor. 30 gram su suyun yoğunluğu 1 olduğu için 30 mililitre. Toplam 50 mililitre de 20 alkol ise yüzde kaçıdır? Hacimce yüzde 40'ı alkol gelir Sevgili arkadaşlar, ppm derişimi çok küçük maddeler için kullandığımız bir derişim birimidir. TYT'de hesaplaması yok, sadece yorumu var. Öğrencinin ne olduğunu bilmesini istiyor. AYT'de hesaplaması var. Hiç soru çıktı mı AYT'de PPM'den doğrudan soru? Çıktı da çok oldu galiba. ppm'i 3 farklı formülle hesaplıyoruz. Çözünenin toplama oranı çarpı 10 üzeri 6. Çünkü ppm parts per milyon demek. Milyonda kaç parça olduğunu soruyoruz yani aslında. Eğer eğer çözüneni miligram Çözeltiyi de kilogram cinsinden vermişse miligram bölü kilogram yazıyoruz. Bu doğrudan ppm'i veriyor. Birim çevirimle yapmamıza gerek yok. Bir şeyle çarpmamıza gerek yok. Eğer, eğer sulu çözelti ise ppm bölü litre aldığımız zaman da bu, bu şey miligram bölü litre aldığımız zaman da bu ppm'i veriyor. 3 tane formülü var. Ayet ede ezberleyeceksin. Bence şimdiden ezberle. Derişimi en fazla olan klordur. E, 28 ppm evet doğru. 1 kilogram suda ppm neydi? Miligram bölü kilogramdı. Silisyuma bakıyorum. 1 kilogramda 6,88 miligramdır. Doğru. 1 ton su. 1 ton su 1000 kilogram ediyor değil mi? Bak 1 kilogramda 0,036 miligramsa 1000 kilogramdan da 1, 2, 3, 0 sil 36 miligram demir içerir. 3'ü de doğru. 15. sorunun cevabı. E seçeneği sevgili arkadaşlar. Yani bu tip bir soru bekliyoruz TYT'den. Çok zor olmayan. Koligatif özellikler arkadaşlar çözünenin derişimine bağlı. Hani türüne bağlı olmayan özellikler diyoruz. Derişimine bağlı özellikler. Yani NaCl veya AlNO3 3 olmasına bağlı değil de bundaki iyon sayısına 1 veya 4 iyon olması da bunun derişimine bağlı özellikler. Kaynama ve donma noktasına baktığımızda kaynama ve donma noktası 1 Çözdüğümüz madde eğer uçucu değilse, derişimle doğru orantılı, derişimle doğru orantılı. 2 çözünen maddedeki yukarıda gösterdiğimiz iyon sayısıyla doğru orantılı. Pardon, özür dilerim. Kaynama noktası doğru orantılı. Donma noktası ters orantılı. Yani ne kadar çok madde çözersen, bu çözdüğün maddede de ne kadar çok iyon olursa, kaynama noktası o kadar artar, donma noktası o kadar düşer. Bu maddenin uçucu olması şart, kaynama için donma için şart değil, kaynama için şart. Tekrar ediyorum, bir sıvının içerisinde, örneğin suda tuz çözdün, şeker çözdün, çözdüğün maddeyi ne kadar çok çözersen oran olarak dirişim olarak miktarı değil dirişime önemli. Kaynama noktası o kadar çok artar, donma noktası o kadar çok düşer. Yine çözdüğün madde ne kadar çok iyon içeriyorsa, yukarıda verdiğim örnek daha düzgün yazayım. Örneğin NaCl, Na ve Cl olmak üzere 2 iyon içeriyor. AlCl3 ise 1 Al, 3 Cl 4 iyon içeriyor. Ne kadar çok iyon içeriyorsa kaynama noktası o kadar yüksek, donma noktası o kadar düşük. Derişim arttıkça, iyon sayısı arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası düşer. Kaynama grafiği şu kırmızı çizgi su, yeşil çizgi tuzlu su. Suya tuz attığında bir defa su yüzde kaynıyorsa Kaynama noktası arttığı için bu yüzü geçip bir noktada kaynıyor atıyorum. 105 derecede kaynıyor ama yetmez. Çünkü tuzlu su kaynadıkça su buharlaşıp tuz kalıyor. E tuz bir yere gitmiyor ki tuz nereye buharlaşsın. Su buharlaşıp tuz kaldığı için çözeltinin derişimi artıyor. Derişimi arttığı için de kaynama sıcaklığı artıyor. Bu arada olan olay yok. Bu arada su buharlaştıkça tuzun derişimi artıyor, kaynama noktası artıyor. Nereye kadar? Şuraya kadar. Burada çözelti tuza doyuyor artık. Buradan sonra şu arada su buharlaşırken tuz kabın dibine çöküyor. Derişim sabit. Kaynama noktası da sabit oluyor. Anlaştık değil mi? Dolmada da tam tersi. Yani suda tuz çözdün. Ne kadar çok yükseliyorsa o kadar çok düşer. Donma noktası düştü. Donarken su dondu. Tuz zaten katı o donmadı. Çözeltinin derişimi arttı. Derişim arttıkça daha düşük sıcaklıkta dondu. Ne demiştim ben? Derişim arttıkça kaynama artar donma düşer. E bir nokta sonra doydu. Doyduktan sonra sabit sıcaklıkta donmaya devam et. Anlaştık değil mi? Hemen bakalım. Bak 2 iyon var K ve BR. 3 iyon var MG ve 2BR. Bunda iyon yok arkadaşlar. Şeker iyonlaşmaz. Bunda bir iyon var. Dolayısıyla kaynama noktası iyon sayısıyla doğru orantılı olduğu için 2 büyük 1 büyük 3 oluyor. 16. sorunun cevabı denizli. Derişim arttıkça artar. İyon sayısı arttıkça artar kaynama noktası. Donma noktası da tam tersi düşer. Kütlece %10'luk tuzlu su çözeltisine toplam kütlesi kadar su eklersek. Su kütlesi yani toplam kütle 2 katına çıkar. Ancak tuz kütlesi değişmediği için yüzde derişimi yarıya düşer. Yüzde derişimi azaldığı için kaynama noktası da azalır. Çünkü kaynama noktasıyla derişim doğru orantılı. Hacimce derişimi azalır. Çözülen tuzun miktarı değişmez. Bu yüzden derişim azalıyor. Donma noktası artar. Derişim donma noktasıyla ters orantılıydı sevgili arkadaşlar. Derişimle donma noktası ters orantılı. Bak ne oldu? Kaynadıktan sonra çok dikkat et. Bak şurası, şurası. Bu sadece katı sıvı karışımlarında var. Bu bir katı sıvı karışımıdır. T1 saf çözücünün kaynama noktasıdır. Hayır. Tuz attık ya kaynama noktası arttı. Saf çözücü burada bir yerde kaynıyor. Yani saf çözücüyü çizsem gelip şurada kaynayacaktı. Bu geldi şu kadar kaynama noktasını arttırdı. t de doygunluğa ulaşır. 5 ile 15 arasında kaynamaktadır. Kaynayan sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit maddenin fiziksel hallerinde söyledik. Isıtıcı yani tüpün altını daha çok asa açarsan daha kısa sürede kaynar. Ama kaynama noktası değişmez. Derişimi değiştirmedin çünkü. Anlaştık mı? Gel. Şimdi dedik ki kaynama noktası, kaynama noktası derişimle doğru orantılı, donma noktası derişimle ters orantılı. Dolayısıyla %20'lik bir şekerli suya kaynama noktasını arttırıyorsan derişimini arttıracak bir şey eklemelisin. Derişimini azaltacak %15'lik şekerli su kaynama noktasını da azaltır. Yine şeker saf şeker olduğu için derişimi arttırır. 1 ve 3 derişimi arttıracak bir etkiyken İki derişimi düşürdüğü için kaynama noktasını düşürür. Ha, i̇ki de donma noktasını arttırır. Ters orantılı karışımlarda. Unutmuyoruz. Geldik karışımlara ayırma tekniklerine. Bir. Mıknatıs. Mıknatıs bir defa arkadaşlar demiri, nikeli, kobaltı çeker. Diğer metalleri çekmez. Her metali çeken bir şey değil. Demir, nikel, kobaltı çeker. 1 İki. Mıknatıs alaşımları ayıramaz. Neden? Çünkü alaşımlar eritilip karıştırılıyor. Yani iki metali eritip karıştırıyorsun. Nasıl ayıracaksın ki? Metal paranın bir bölümünü içinde demir olduğunu varsayıp. Demir şeyin metal paranın. mıknatıs tutsan içindeki demiri çıkarıp ayırabilecek mi? Yok öyle bir şey. Hangisi mıknatıs kullanılarak ayrılabilir? Alaşım ayrılmaz. Demir kobalt ikisini de çeker. Ayrılmaz. Bileşik zaten ayrılmaz. Demir nikel ikisini de çeker. Ayrılmaz ama demir ve çinko demiri çeker. Çinkoyu çekmez. Parçacık olduğu için de ayrılır. Eleme katı katı heterojen karışımı tanecik boyut farkına dayanarak ayrılıyor. Neyi ayırırsın? Unla işte içindeki parçacıkları ince elekten veya işte biraz büyük taş varsa pirinçte taşı ayırabilirsin. Ayıklama da yine tanecik boyut farklılığıyla ayırıyoruz. Süzme süzgeç kağıdıyla yapıyoruz arkadaşlar. Heterojen katı sıvı karışımlarını ayırıyoruz. Unutma unutma tanecik boyutu ne kadar küçük olursa olsun çözülmeyen bir şeyi süzeriz. Ha gaz katıları da ayırıyoruz. Hava filtreleri, arabalardaki hava filtreleri gaz katları süzmeye ayrılır. Süzme, heterojen katı sıvı, heterojen katı gazları ayırdığımız, filtreyle süzerek ayırdığımız yöntem. Diyaliz, diyaliz yarı geçirgen zarla yaptığın, yarı geçirgen zarla yaptığın moleküler düzeydeki süzme. Yani bu da bir süzme, bu da bir süzme ancak moleküler düzeyde yapıyoruz. Atom ve molekülleri süzüyoruz. Biliyorsunuz kanı temizlemek için kullandığımız bir araç. O da tanecik boyutu farkı. ayırma mı Görüyorsun bunun su olduğunu, bunun yağ olduğunu varsa evet suyun rengi biraz değişik diyeceksin. Tam portakal suyu olsun sarı kula. Ne yaptın? Musluğu açtın. Altta bir sıvı daha varmış bak. Burası geldi kapattım birinci sıvıyı aldım. Burası geldi kapattın ikinci sıvıyı aldım. Burası geldi kapattın üçüncü sıvıyı aldım. Neyi ayırdık? Yoğunluğu farklı, yoğunluğu farklı, birbiri içerisinde çözünmeyen fotorejon, fotorejon heterojen sıvı sıvı karışımlarla. İlk kim ayrılıyor şekle bak. İlk kim ayrılıyor? Şuradan bak, şuradan bak. Bunun ne özelliği var? Yoğunluğu fazla. İlk ayrıların yoğunluğu fazla unutma. Yüzdürme, diğer adıyla flotasyon. Talaş su mesela veya talaş da kum. Talaş yüzer su batar. Yani katı sıvı veya iki katı olur. Bu iki da çözmeyecek. Yoğunluğu bu iki katının arasında bir sıvı kullanırsın. Yani kumla taş atıyorum yoğunluğu kumdan küçük şey kumdan büyük taştan küçük bir şey yaparsan kumu yüzdürür taşı batırır ayırırsın anlaştık mı yüzdürme flotasyon yüzdürmeyi arkadaşlar en çok kullandığımız şey yüzdürmeye en çok kullandığımız şey cevherlerin zenginleştirilmesi cevherlerin zenginleştirilmesi yüzdürmeye en çok kullandığımız şey cevherler dediğimiz içinde metal metal bileşikleri bulunan madenler Bunlar toprakla beraber çıkıyor. Suya yüzeye gerilimini arttırıcı madde atıp bunu attığımızda cevherler yüzüyor. Toprak batıyor. Böylece aldığın toprağın atıyorum %30'u cevherse sen bu işlemi yaptıktan sonra %80'i %90'ı cevher olmuş oluyor. Bunu da unutmuyorsun. Erime noktası farkı özellikle alaşımlar için kullanılıyor. Bir alaşım hazırladın eritme şey ayırmak istiyorsun ısıtıyorsun. İlk metal eriyince süzüyorsun. İkinci metalle ilk metali birbirinden ayırdın. Basit damıtma ayrımsal damıtma ikisi aynı sistemle yapılıyor. Bak buraya ayıracak olduğun karışımı koydun ısıttın. Karışımın buharı geldi şuradan geçiyor. Bak şu içteki cam borudan buhar geçiyor. Buradan soğuk su girdi buradan soğuk su çıktı. Bu içteki cam borunun etrafında şu mavi gördüğünüz yer soğuk su. Soğuk suya gelince yoğunlaştı damlacıklar halinde burada toplandı. Eğer tuzlu suyu ayırıyorsan adı basit damıtma. Eğer alkol suyu ayırıyorsan adı ayrımsal damıtma. Yani ayrımsal damıtma homojen sıvı sıvı için kullandığın homojen sıvı sıvı için birden fazla sıvı varsa kullandığın basit damıtma homojen katı sıvı için kullandığın yöntem. İkisinin de adı damıtma. Damıtma derse ikisi de olabilir ama Basit damıtma homojen katı sıvı için ayrımsal damıtma homojen sıvı sıvı için kullanıyorsun. Ayrımsal damıtmada unutmaman gereken birkaç şey var. Bir kaynatıp buharlaştırıp yoğunlaştırıyoruz ya. İlk ayrılan sıvı kaynama noktası düşük olan. Kaynama noktası düşük. Örneğin alkol suyu koydun. ilk ayrılan alkol. 1 İkinci ilk ayrılan sıvı %100 saf olmaz. İlk ayrılan sıvı yüzde saf olmaz. Niye? E, alkol kaynarken suyun buharlaşmasına engel olamazsın ki. O da az da olsa ayrılır. İlk ayrılan sıvı yoğunluğu düşük olanlar var. Yani öyle diyenler var arkadaşlarımızdan. Öyle bir şey yok. Yoğunlukta kaynama noktasının bir ilgisi yok arkadaşlar. Alkol suda alkolün hem yoğunluğunun hem kaynama noktasının düşük olması tamamen bir tesadüf. Zeytinyağı suda zeytinyağının yoğunluğu düşük ama kaynama noktası düşük değil. Don çok sonları kaynıyor. 190, 100, 178 mi, 180 mi? Oralarda bir yerlerde kaynıyor. Ayrımsal damıtma, yoğunluk farkı değil, kaynama noktası farkı. Sıvı sıvı homojen, ilk ayrılan %3 saf olarak ayrılmaz. Doğru diyor. Kaçın soruydu bu? 21. sorunun cevabı D seçeneği. Özür dilerim arkadaşlar. Bir karışıma, karışımdaki maddelerden birini çözen, diğerini çözmeyen bir çözecek demi? Örneğin şer, sen şeker pancarı bitkisine sıcak su eklersen Pancar da şekeri çözer. Pancar bitkisini çözmez. Daha sonra ayrıştırır. Onun not kısmını açar, atarsın. Geri kalan şekerli sudan suyu buharlaştırarak şekeri elde edersin. Sen ay çiçeği tohumuna heyzan eklersen tohumdan yağı çözer. Tohumu çözmez. Yağı tohumun içinde alırsın. Pancardan şeker eldesi, tohumlardan yağ eldesi, parfüm eldesi, ilaç eldesi çayın demlenmesi hep bu yöntemle. Sen çay bitkisine su kattığında su çaya tadını aromasını veren maddeyi çözüyor geri kalanını çözmüyor. Hocam bu ne? Türk e, turp bal. Kışın vazgeçilmez bağışıklığı çok güçlendirir. Bir turpun kapağını çeşitliğinin içine bal doldurdun. Bunu bir bardağın içine oturtuyorsun. Altı delik olmayacak. Bu bardağın içine süzülüyor bu bal. Gelip burada turpun özünü alarak, turpu özütleyerek, balın da özü geçerek bir karışım oluyor. Bu bağışıklığı olağanüstü güçlendiren bir içecek. Bu da özütleme. Sabah kahvaltıda salamura peyniri yıkamanız. Tuz peyniri bırakıp suya geçiyor. Bu da özütleme anladın değil mi? Kristallendirme çökme arkadaşlar. Şekerli suyu soğuttun, şeker çöktü veya ısıttın, çöktü. Bunun adı kristallendirme. Eğer birden fazla katı varsa, bunlardan birini çöktürüp birini çöktürmüyorsa adı ayrımsal kristallendirme. Örneğin tuz ve şeker var. Sıcak suda çözüp soğutursan, şeker sıcakta çok soğukta az çözünür. Tuz hemen hemen aynıdır. Hemen hemen aynıdır. Tuz çöker, şeker çökmez. Bunları ayırmış olursun. İki katı varsa ayrımsal kristallendirme, bir katı varsa kristallendirme. Çök dürümenin diğer adı kristallendirme. Naftalin tuz şeker. Suda çözüp süzersen naftalini ayırırsın. Naftalin suda çözülmez. Daha sonra tuzda şeker kalır. Onu da ayrımsal damıtmayla ayırırsın. 2, 3, 1 yeterli. Ayrımsal damıtma için iki tane sıvı lazım. Burada öyle bir şey yok. Ki öyle bir şeye gerek de yok. Diyaliz tanecik boyutuna dayalı gayet evet doğru. Ayrımsal damıtma kaynama noktası Evet doğru Özütleme yoğunluk değil çözünürlük Birini çözüp birini çözmüyoruz ya çözünürlük farkına dayalı bir ayırma yöntemi oluyor Bak Ne yapıyorsan ona dikkat edeceksin onun farkına dayalı bir yöntem. x y, ayırma hunisine koyduk ilk ayrılan homojen yZ çözel Demek ki yz karışımının yoğunluğu x'ten yüksek bak Yz karışımının x'ten yüksek. y ve z y veya z ayrı, ayrı, ayrı ayrı bilmiyoruz. Bunlar karışmış. Y ve Z çözeltisinde ayrımsal da mutma uygulandığında Y ikinci ayrılan ne? İlk ayrılan sıvı Y demek ki Y uçucu. Ama kimden uçucu? Z'den. Hemen bakalım. Bu sıvılardan uçuculuğu en fazla olan Z'dir. Hayır. Bu sıvılardan uçuculuğu en fazla olan Z değildir. Sıvılardan uçuculuğu en fazla olanın kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü X'i kaynatmadık. Belki en fazla olan X. X sıvısı Y ve Z'de çözülmemektedir. Evet ayırma hunisiyle ayırdığımıza göre X sıvısı Y ve Z'de çözülmüyor. Yoksa ayıramazdık. En yoğunu X'tir bilmiyorum. Y ve Z'nin yoğunluğunu ayrı ayrı bilmiyorum. X'in yoğunluğu YZ karışımından fazladır. Belki Y bunlardan düşük aslında. Y, X'ten düşük. Veya Y, X'ten fazla da Z'nin öz kütlesi çok düşük olduğu için yukarıda kalmış. Anlaştık değil mi? Bunları ayrı ayrı bilemem. Ne oldu cevabımız? Yalnız 2 oldu 24. soru. X, Y ve Z'den oluşan karışım ayırma oyunisiyle ayrıldığında X, Y'de, Y de Y, X de çözünüyor. Z çözünmüyor. Z çözünmüyor. Z çözünmüyor. İlk ayrılan sıvı Z ise Z'nin yoğunluğunun büyük veya küçük olduğunu yine bilemeyiz. Çünkü X, Y karışımının yoğunluğu X ve Y'ye bağlı değişir ya. Z'nin yoğunluğu büyük de küçük de olabilir arkadaşlar. Bir şey diyemem. Olabilir. Yani Z'nin yoğunluğu küçüktür. Z'nin yoğunluğu küçüktür. Ama Y'nin yoğunluğu bunlardan o kadar düşüktür ki X'ye karışımı yukarıda kalıyordur. Biraz önce söylediğimiz gibi. X'ye'nin damıtılması sonucu ilk ayların X'e X'in kaynama noktası düşük olur. Evet tamam. X'in kaynama noktası Y'den büyükse X, ile hazırlanan kütücü 150 karışım ağzı açık bir kapta bekletildiğinde Y düşük, Y daha çok buharlaşacak. Y daha çok buharlaşacağı için karışımdaki X oranı zamanla artacak. Y daha çok, daha hızlı buharlaşacak çünkü daha uçucu. Ne oldu? Maddenin hallerini de bilmen gerek. %40 tuz çözeltisinden 250 gram aldı. 40 çarpı 250. 250'ye de 20 yazmak ayrı bir şey. Başarı. 10 çarpı 750. Eşittir son yüzde çarpı 1000. Ne oldu? 4.2500 o da e, 2.0.2.0 sildik. 75 17.5 17 oldu değil mi? Yanlış işlem yapmadıysam. Gayet kolay. Yapay zeka kolay sormuş. Su ve kum karışımının tuzlu su çözeltisinde etanol su. Süzme ha, ayrı ayrı su ve kum süzme pardon tuzlu su damıtma veya buharlaştırma etanol su ayrımsal damıtma. Süzme, basit damıtma, ayrımsal damıtma Ceyhan oldu sevgili arkadaşlar. Evet böylece ne yaptık? Karışımları da bitirdik. İki konumuz kaldı. Asit, bas, tuzlar ve kimya her yerde. Şuradan şuradan şuraya geçersem. Şöyle şu kadar kaldı. 144'teyiz Şöyle azıcık yerimiz kaldı. Azıcık bunları da bitirirsek TET'yi bitireceğiz. Tabi dediğimiz gibi şu an Eylül'de kampanyalar da var okullar açıldığı için. Kampanyalarda şu an satış fiyatının duyguna var bulup alabilirsiniz. Muhteşem kitap. Beni seviyorsunuz değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. O kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalı ne kadar büyütürseniz ben de sizin için o kadar faydalı işler yapacağım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.